Selam millet, Mert karşınızda. Bugün güzel bir kulaklık incelememiz olacak ama öncesinde şu gözümde gördüğünüz çakma Louis Vuitton gözlük videomu izlemediyseniz hemen yukarıda çıkacak. Oradan isteyenler izleyebilirler. Bu çakma ürün serisinin devamı gelecek. Eğer ilginizi çekiyorsa beni takip etmeyi unutmayın. Artık yavaş yavaş 100.000 aboneye yaklaştık. Yarım saniyenizi ayırarak bana destek olabilirsiniz. Neyse hadi bu kadar reklam yeter. Ürünümüze geçelim. Bugünkü konuğumuz Blitzwolf markasının BW-FYE8 modeli. Bu model inanılmaz satan bir model ve ben de açıkçası denemek istedim. İncelemelerini izledim vesaire. Herkes güzel yorumlar yapmış. Bakalım bizim testlerimizden geçecek mi? Bu arada bu bir çekiliş videosu olsun. Aranızdan birine hediye etmek istiyorum ben bu ürünü. Çekiliş koşullarını videonun devamında söyleyeceğim ama şunu da eklemek istiyorum. Dediğim gibi 100.000 aboneye yaklaştık. 100.000 aboneye özel büyük bir çekiliş yapacağım. Tek bir ürün değil, birkaç tane güzel seveceğiniz ürünlerden seçip hepsini size hediye edeceğim. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Biraz sürprizi kaçtı ama olsun. Hadi bakalım. Ürünümüze geçelim. Evet, ürünümüz klasik Blitzwolf kutulaması. Beyaz ve yeşil renkleri kullanılmış kutuda. Çok minimalist, sade tasarımlar kullanıyor Blitzwolf. Ben açıkçası böyle kutulamayı falan seviyorum. Daha hoş gözüküyor. Bu arada bu ürünü yaklaşık 2 ay öncesinde Banggood.com'dan aldım. Hatırlıyorsanız bir tane sırt çantası videosu çekmiştim. Onunla birlikte gelmişti ama daha yeni inceleme fırsatı buldum. Yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta gibi bir sürede elime ulaştı. Vergiler dahil seçeneğiyle aldım. Zaten kargo seçeneğini de görürsünüz. Vergiler dahil yazar yanında parantez içinde. Siz de o şekilde hızlı kargo ve vergiler dahil satın alabilirsiniz. Hemen kutumuzun arkasına bakalım. Bluetooth versiyonu 5.0, bataryası her bir kulaklık için 40 mAh, şarj kutusu da 500 mAh'miş, çekim mesafesi 10 metre ve tam şarjda kulaklıklar 5 saat götürüyormuş. Playtime'ı öyle diyor. Bakalım, göreceğiz. Bu arada tırnaklarım uzun. Pislik içinde abi, bu nedir ya? Karantinada iyicene bakımsız olduk. O yüzden bir helal edin. Evet, kutumuzu açalım. Bir gün falan kullanıp tüm testlerini yapıp tekrar kutulayıp aranızda kazanana yollayacağım. Evet, kutumuzu açalım. Lan hadi be. Bunu bir tek Apple yapabiliyor ya, şu bakımlı kutuyu. Evet, o kutulama güzel. Burada garanti belgemiz var. 12 ay garantili. Herhangi bir problem çıktığında 12 ay içerisinde Banggood'a yollayabiliyorsunuz. Ya da direkt problemi uzaktan okeylerlerse para iadesi yapıyorlar. Hiç göndermekle falan uğraşmıyorsunuz. Burada minnacık içinde birkaç dil bulunan, tabii ki Türkçe bulunmayan bir kitapçığı var. Ah ah, güzel Türkçemiz. Kapağıyla işimiz bitti. Evet, kutulamamız, kulaklığımız çıktı. Daha doğrusu şarj kutumuz, kulaklıklarımız. Ve şurada yine klasik Blitzwolf kutulaması. İlla küçük bir kutu daha çıkacak içinden. Her ürünün de aynı abi. Evet, kutumuzun içinden şöyle çok uzun olmayan ama kaliteli gözüken bir tane micro USB şarj kablomuz çıktı. Bir de kulağınıza göre farklı boyutlarda kulak tıpaları var. İçinden 2 çift, yani 4 tane çıktı. Üstünden 2 tane daha çıktı. Yani 3 çift kulak tıpamız mevcut. Üstünde takılı olanlar orta boy. Diğerleri de en büyük boyla en küçük boy olarak güzel bir şekilde poşetlenmiş. Bunu da yolladık. Aa, metalmiş lan bunun üstü. Güzel. Kapağını açtık. Kulaklıklarımızı yerleştirelim. Mıknatıslı bir yapısı var. Direkt koyduğunuzda şak diye oturuyor. Kapak da güzel. Kutumuza bir bakalım. Yine benim en sevdiğim parmak izi yapan parlak bir kutuya sahip. Üst kapağından bahsediyorum. Geriye kalan kısmı mat metal. Bu arada benim gibi sese duyarlıysanız tırnağınız falan geldiğinde rahatsız olabilirsiniz şunun sesinden. Iy, içim gitti be. Kutumuzun arka kısmında şarj girişimiz var. Ön tarafta 4 tane LED'imiz mevcut. Şu an iki tarafta yanan LED'ler kulaklıkların her birinin de içeride olduğunu gösteriyor. Şöyle yapayım. Mesela gördünüz. Şu kulaklığı çıkarttım sol taraftakine. Sağ taraftaki ışık yanıyor sadece. İkisini birden çıkarttığınızda da hiçbir şey olmuyor. Kutuyu açtığınızda kutunun ne kadar şarj olduğunu gösteriyor. Şu an 4 kademeden 4'ü de yandı. Yani full'e yakın bir şarjımız var. Bu arada kulaklıkları da hemen bir inceleyelim. Kulaklıklarımız yine Piano Black denilen parlak bir siyaha sahip, parmak izi yapıyor. Alt kısmına geldiğimizde şurada mikrofonları ve şarj entegreleri bulunuyor. Yan tarafına geldiğimizde Görebildiğiniz üzere ışıkları yanıyor. Bunlar eşleşme ışıkları. Telefonla bağlantı kurulduktan sonra bu ışıklar hiçbir şekilde yanmıyor. Onu biliyorum. Deneyeceğiz zaten. Hemen şu silikon uçları çıkaralım. Şöyle görebileceğiniz üzere duble sürücüsü olan bir kulaklık ve şeffaf bir şekilde gözüküyor. Bu arada şekil duruyor ha, böyle şeffaf olunca daha güzel, daha mekanik duruyor. Bak bunları hep kolay çıkıyor, zor takılıyor. Heh, takıldı. Evet, kutumuza hemen bir koyalım. Hemen bir eşlememizi yapalım. Bu arada bayağıdır kulaklık incelemiyorum, onu fark ettim ya. Şöyle görebilirsiniz, kapağı açtım sadece, hiçbir şey yapmadım. Bluetooth açıp telefondan baktım. BW-FYE8 modelini görebilirsiniz. Tıkladığınızda FYE8'e bağlıyız şu an. Bir kulaklıkları kulağımıza takalım. Şu an sesimi Blitzwolf FYE8'den alıyorsunuz. Siz bu ses kaydını dinlerken ben de çekiliş koşullarından bahsedeyim. Benim kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ve bu videonun altına Instagram adresinizi yorum yazmanız gerekiyor. Ve tabii ki son olarak da Instagram adresimi takip etmeniz gerekiyor. Sonuçları YouTube'dan canlı yayında açıklayacağım. Kazanan kişi koşullardan birini yerine getirmemiş olursa çekilişi iptal sayılacak. O yüzden muhakkak aboneliğinizi ve Instagram takibini yapmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya devam. Size ilk önce kulaklıkların sesini dinletmek istiyorum. Ardından kontrollerine, dokunmatiğini falan her şeyi deneyeceğiz. Şimdi bir de bağlantı testimizi yapalım. Videolarda gecikme var mı yok mu sizler görün. Kısacık bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyim. Biliyorum haftalık daha çok video koyun. Sus! Ufak bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyim. Sanırım aldığınız en ucuz fiyattı. 15.448 Hong Kong doları tuttu. Bu arada Tolga'yı tanıyanlarınız vardır. Kendi videosundan örnek verdim. Helal etsin. Kendisinin çok farklı içerikleri var işte. Hong Kong, Tayvan, Çin gibi bize çok çok uzak ülkelere gidip farklı alışverişler yapıyor, deneyimler sunuyor. Yukarıda önerilenlerde çıkacak. Tolga'nın kanalına da bakabilirsiniz. Kolay kolay böyle içerik üreten adam çıkmıyor abi. Ha, bakmışken de abone olursanız bir yeriniz şişmez yani. Hadi neyse, videoya devam. Hemen bir kontrollerine bakalım. Sağ ve sol kulaklık ellerimde. Sağ kulaklığa bir tık yaptım. Müzik başladı. Bir tık daha yaptım. Durdu. Çift tık yaptım. Olmadı. Bir çift tık daha yaptım. Lan. Ha, hızlı yapmak gerekiyormuş. Pardon ya. Evet. Benim gibi böyle AST AST değil. Tık tık. Hemen. Bir tık yaptık. Durdu. Sol kulaklığa bakalım şimdi. Bir tık yaptım. Müzik devam ediyor. Şimdi gördüğünüz müzik ilerliyor. Çift tık yaptım. Bir daha çift tık yaptım. Geriye aldı. Dokunmatik çok iyi çalışıyor bu arada. Gayet başarılı. Şöyle göstereyim. Hemen şu bölgeye bastığınızda illa yalancı çıkartacaksın değil mi beni ya? Şu gördüğünüz bakın bir delik var burada. Hemen onun üst kısmına çift tık yaptığınızda çalış! He, hızlı basamıyorum herhalde öyle olunca. Bomba gibi çalışıyor böyle yapınca ya. Neyse anladınız işte, şu kısma basınca ya. Bir kere durdur. Tamam. Oğlum bunun Siri'si nasıl açılıyor ya? Dur bakayım. Aa tabii ya. Tabii ya. Her kulaklıkta 3 tıklama var, bunda niye olmasın? İki kulaklıkta da 3 tık yaptığınızda Siri'yi veya işte sesli asistanı açıyor Android kullanıyorsanız. 1, 2, 3. Evet açıldı. Bir daha yapalım. Kapandı. Sol tarafta deneyelim. 1, 2, 3. Güzel. Çalışıyor. 1, 2, 3. Nice. Evet reisler, ben biraz şunları kurcalayayım. Bir dinleyeyim. Şarjını bitireyim. Bir gün falan kullanacağım. Farklı türde müzikler dinleyeceğim. Video, film, dizi bir şeyler izleyeceğim. Dışarıda telefonla falan konuşacağım. Bakalım nasıl performans verecek. O yüzden biraz daha kurcalayacağım. Siz videonun devamında deneyimlerimi göreceksiniz. Hadi bakalım. Şu an evimin balkonundayım. Hafif hafif rüzgarlı bir havadayım. Sesimi şu an BW-FYE8'den alıyorsunuz. Şu an araba falan geçmiyor ama dediğim gibi çok ufak bir rüzgar var. Sokaktan ufak tefek sesler geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bir de anlamanız için telefonun kendi AİD'sinden konuşacağım. Evet, şu anda sesimi telefonun AİD'sinden duyuyorsunuz. Sesim bu şekilde. Bakalım arasında nasıl bir fark var, ben de merak ediyorum. Videoyu editlerken göreceğim. Ürünün pil durumunu şöyle açalım. Bağlandığında burada görebiliyorsunuz. Sadece kulaklıkların şarjını görebiliyorsunuz. Kutunun şarjı sadece üstündeki ledlerden anlaşılıyor. Çıkartalım ve tekrar takalım. Bir şey göstermek istiyorum size. Kapattık kapağını. Bakın gördünüz, sadece bir tane led yandı. Bazen kulaklıkları kontrol etmeniz gerekiyor. Koyduktan sonra şöyle bir bastırmanız daha iyi olacaktır. Şu an mesela ikisi de yandı. Benim gördüğüm en büyük problem bu oldu kulaklıkta. Entegreler bazen dipteki şarj entegrelerine değmiyor. Onu kontrol etmeniz gerekiyor. Bu en büyük dezavantajıydı kulaklığın. Evet, kulaklıkları belli bir süre kullandım. Fullken şarjları sonuna kadar bitirdim. Ama maalesef kutunun şarjını bitiremedim. Çünkü o kadar zamanım yoktu maalesef, ama miliamper değerlerine göre 5-6 kez şarj edebiliyor. Kulaklığı da kulağıma takayım, daha yakından görmenizi istiyorum. Kulaklık kulakta bu şekilde duruyor. Kaba bir görüntüsü yok. Şu gördüğünüz çubuk kısmı ince yapıda olduğu için daha hoş bir görüntü yaratıyor diyebilirim. Kulaklıklarda kulağınıza takıp çıkardığınızda durdurup başlatma gibi bir sensör yok. O yüzden sadece kulaklığa dokunarak yapabiliyorsunuz bu işlemleri. Dediğim gibi kulaklıkların şarjını full bitirdim. Netflix'ten film açtım. %70 seviyelerinde bir sesle 3 tane film izledim. 3. filmin sonuna doğru şarjı bitti. Yani yaklaşık 4,5 saat gitti şarjı. Bence güzel bir süre bir kulaklık için. Dediğim gibi kutuyla birlikte doldur boşalt yaptığınızda 20 saatin üstünde bir deneyim sunuyor size. Kulaklığın ses performansına gelmek istiyorum. Öyle ağım şağım bir bas yok kulaklıklarda. Ama tizlerine geleyim. Şu ana kadar incelediğim kulaklıklar arasında, kulak içi kulaklıklar arasında en güzel tizlere sahip olan kulaklık bu. Baslarının bayağı önüne geçiyor. Bu konuda beğendim. Konfor kısmına gelince de beni orta boy kulak tıpaları biraz rahatsız etti. Bir küçük boyunu takıp daha rahat kullanabilirdim diye düşünüyorum ama sizlere çekilişte vereceğim için çok kullanmak istemedim açıkçası. Zaten temizleyip yollayacağım. Ardından kutuya geleyim. Kutu çok ergonomik bir kutu değil. Şöyle silindirik elips şeklinde bir kutusu var. Cebinize falan koyduğunuzda böyle biraz şişik gözükebilir açıkçası. Bunun dışında çok bir dezavantajı yok kulaklığın. Genel olarak beğendim mi? 10 üzerinden 6 veririm. O da tizleri ve bağlantı kısmı gerçekten çok iyi. Ürünün linki aşağıda açıklamada mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben artık kaçayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.